Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün farklı bir oyun oynayacağız. House Flipper oyunun ismi. Birçoğunuz bu oyundan haberi vardır muhakkak. Bu oyun bildiğiniz üzere ilk başta PC'de çıktı. Sonradan 2020'nin sonlarına doğru Android'de de artık oynayabiliyoruz bu oyunu. Ben de bu House Flipper serisinde Android'den oynamayı tercih edeceğim arkadaşlar. Ve bu şekilde inşallah gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Evet, hadi o zaman başlayalım. Bu arkadaş var bir tane. Adı Cenk'miş. Valla Türkçe çevirisi de bayağı iyi. Öyle ki yabancı bir oyunun yabancı bir karakterine Türkçe isim vermişler. Ne diyelim, güzel güzel. Helal. Evet, ne diyormuş bu arkadaş, okuyalım. Demek kendi işini kuruyorsun. Güzel. İşbirliğimiz iyi gidiyordu. Bu yüzden hazırda tecrübem olduğu için sana yardım etmek istiyorum. Tek başına gitmeden önce hala birkaç ufak işimiz var. Herhalde bu arkadaş bize işi öğretecek birazcık. Evet, tamam. Baktım etrafıma. Sal beni. Tamam. Tamam. Evet. Demek bu da şey arkadaşlar, görev listemiz. Bu görev listesini yaparak evdeki işimizi tamamlamış oluyoruz ve bu sayede bölümü geçiyoruz. Evet. Kapıyı açmak. Tamam. Bu da çöp. Tamam. Çöpleri çıkartıyoruz. Valla bu oyunda her şey var arkadaşlar. Temizlikten tut tamirat tadilata kadar valla her şey var. Şimdi bakalım. Çöpleri dışarı alıyor. Şöyle çöpleri dışarı çıkartalım. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamam, buralar temizlenmiş. Şimdi pencereyi sil diyor. Nasıl yapacağız onu? Evet, parmağını cam temizlenip parlayana kadar ekrana kaydır diyor. Tamam. Ya gerçek hayatta da böyle olsaymış. Tövbe yarabbim. Annelerimiz falan biraz rahatlarmış ya. Hey gidi hey. Neyse, güzel güzel. Herhalde şu an mutfakta işimiz bitti. İleriki aşamalarda evin dekorasyonunu da yapıyormuşuz arkadaşlar. Oyunun bilgilerine baktığımda gördüm. Yani fena güzel bir oyun yani. Fena değil. Evet. Şimdi açalım şunu. Şöyle buradaki çöpleri de çıkartalım. Evet. Şimdi yine aynı şey olacak herhalde. Evet. Parmağımızla pencere siliyoruz. Evet. Bakalım başka nerelerde görevler var. Çöp mü bu? Yok, taşı diyor. Şu anlık taşınacak bir şey yok. Taşısam nereye taşıyayım? Zaten maşallah. Bayağı bir dolu yani ortam. Evet, buraya gitmiştik. Pardon. Şurayı açalım. Buraya gitmedik. Bu odada neler var? Ölen nasıl? Kimler oturuyor oğlum burada? Sandalyeyi atmış. Her şeyi atmış yere. Ne diyor? Nesneyi eline aldığında gezinme düğmeleri ekranın sağ tarafında görünür. Güzel. Sağa sola çevir falan filan arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyor. Evet, şimdi tabii. Aynı zamanda şeyi de söylüyor. Mesela bunu beğenmedik diyelim ki bu sandalyeyi falan filan. Yenisini mesela daha beğendiğimiz bir tarzda alabiliyormuşuz. Ama şu anlık buna gerek yok. Biraz paramızı biriktirelim. Daha sonradan bunları düşünürüz. Evet, şimdi eşyaları düzeltelim. Yerlerine koymaya çalışalım. Tamam. Bu odada çöp var mı bu arada ya? Bu pencere temiz mi? Tamam, temiz gibi duruyor. Bakalım. Çöp falan. Çöp falan, çöp falan bir şey görünmüyor. Ne desi? Yatak odası seçili parçaları ayarla. Ha pardon, evet. Burası da varmış. Görmedim ama. Zaten yanıyor arkadaşlar. Böyle yanıp sönüyor diyor. Beni değiştir, beni düzelt diye böyle yalvarıyor resmen. Anlamıyorum. Ve güzel. Oh, 1.000 liramız oldu ya, daha ne olsun. Ne diyor bu? Tamam. Herhalde başka bir eve gidiyoruz. Burada işimiz bitti muhtemelen. Güzel oyun ya arkadaşlar. Ben şahsen beğendim ya. Evet. Adalan bir türlü yüklenmedin ya. Heh. Paket de satın alınabiliyor aynı zamanda. Gerçek parayla bir şeyler alabiliyorsunuz. Paspas çeşitli kir türlerini temizlemene ve örümcek ağlarını gidermene yardımcı olur. Eski ışıltısıyla odanın yeniden parlamasını sağlamak için kullanabilirsin diyor. Tamam. Burada artık nasıl bir mahlukat yaşamışsa duvarı değişik bir lekede bırakmış. Vallahi hayret.
Evet. Ya gerçi çocuk falan yaşamışsa ona bir şey demem de. Ama yetişkin bir insan bunu yapıyorsa gerçekten biraz sorgulanabilir yani. Evet. Neyse bunları da temizledik. Vay arkadaş ya. Evi iğrenç pislik götürüyor. Tamam. Evet, mağazadaki kategorilerine yönelik kısa yollar ekranının sağ tarafında görünecektir. Evet. Burada eşyaları değiştirebiliyoruz. Ondan bahsediyor. Açmak için kapılar açık. Neyse ona sonra bakarız bir. Önce bir odalara girelim de. Başka ne sıkıntılar var? Kolü ne diyor? Belirtilen parçaları değiştir. Kapat bir bakayım. Mesela değiştir derken şu mu oluyor? Ha kapılar. Tamam bir saniye bir saniye tamam. Bakın arkadaşlar bu kapının rengi diğerlerinden farklı. Demek ki oyun bizden bu kapıyı değiştirmemizi istiyor demek. Bu anlama geliyormuş. Zaten kapıya böyle baktığımız zaman otomatik şu sağ tarafta kapılar denen bir sekme oluşuyor. Oraya basıp buradan kapı satın alabiliyormuşuz. Tamam. Hadi birazcık en düşüğünü alalım ya. Şu anlık durumumuz iyi değil. Sonra iyi olunca daha yüksek bir meblağ veririz ya. Neyse. Hadi bakalım. Güzel. Bunu değiştirmiş bulunduk. Tamam. Tamam. Kapıyı değiştirdik. Şimdi banyoya git diyor. Banyo bu mudur? Evet. Çok şükür buymuş. Abi. Ne yapıyorsunuz lan siz içeride? Tövbe yarabbim ya. Biraz temiz olun oğlum ya. Evet. Buralar hep pis kalmış. Bakalım başka duvarda. Ha bir de Allah'ım ya Rabbim. Kabinden dışarıya su çıkmış. Ne diyor? Bitti mi? Asma radyatör kısa. Buraya monte edilecek petek lazım. Bakın arkadaşlar şimdi ben bu peteğin takılacak yerine baktığım zaman hemen sağ tarafta tesisat sekmesi çıkıyor. Burada işte petekler var. Onlardan birini seçeceğiz muhtemelen ama tabii ki ucuz olanı seçeceğiz. Yani bu sorulmaz bile. Evet. Şu arkadaşı tamam şöyle takacağız. Montaj yapmak zor değil. Tek yapman gereken parçaları yerlerine koymak. Tamam. Anladık. Bu buranınmış. Bu da buranınmış. Vay arkadaş. Vidasını bile sıkıyoruz ha. Vallahi adamlar her şeyi düşünmüş ya. Vida sıkmasına kadar düşünmüş adamlar. Helal olsun dedim. İyi güzel. Bu da tamam. Salon diyor. O zaman banyoda bütün her şeyi tamamladık. Pencereler temizmiş. Tamam güzel. Hadi şimdi oda değiştirelim arkadaşlar. Salon diyor. Bu kapı açılıyor mu? Yok. Şu kapı açılıyor mu? Bakayım. Bu pek salonla benzemiyor. Biraz mutfakla karışık. Amerikan mutfağı tarzı olmuş. O zaman orası salon. Evet tamam. Salon artı mutfak. Evet. Değişik bir yapı olmuş. Gerçi şu an bu evler artık daha fazla moda da. Ama eskiden tabii ki de bu tarz bir ev yap şeyi yoktu. Ev yapımı. Evet, şuraları da bir temizleyelim. Tamam. Şurada da bir leke gördüm. Önce bir temizlik yaptır diyor. Sonra odadaki sıkıntıları gidertiyor herhalde. Yatak odası kiri temizle. Yatak odası kiri temizle. Ha, tamam Allah'ım yarabbim okuyamadım. Tamam burada bir şey yok herhalde. Gidelim. Kapıları şaşırdım. Bu muydu lan yatak odası? Ha buydu. Lan kir mi lan bu? Duvarı yıkmışlar lan. Oha. Neyse tövbe yarabbim. Neyse. Nereye temizleyeceğim? Yani şurası pis gibi duruyor. Bakalım. Evet. Başka. Pencereler. Pencerelerde bir şey yok. Bu ne lan? İğrenç. Evi rutubet şey yapmış ya. İşgal etmiş ya. Öyle bile değil. Ne diyor? Duvarlarda çatlak ve delik olup olmadığına bak diyor. Onlara yaklaştığında ekranın sağ tarafında alçı kısa yol. Evet aynı şeyi söylüyor arkadaşlar ya.
Şu böyle arızalı noktalara veyahut istediği şeylere böyle bir baktığımız zaman sağ tarafta onun sekmesi görünüyor. Burada da maşallah kırılmış bir duvar parçası var mı diyelim, öyle diyelim. Evet, onu alçılamamız isteniyor. O yüzden alçıya basıyoruz. Burada neler varmış? Emülsiyon boya, yok bilmem ne boya, boya boya. Ha, en baştaymış ya. Alçı tozu, alıç. Tamam. Diğerlerinde öyle bir şey yazmıyor. Diğerlerinde boya olarak geçiyor kategori. Ama burada direkt alçı tozu diye geçiyor. Tabii ki de bunu almak zorundayız. Tamam. Kovayı uygun bir yere koy diyor. Tabii ki koyacağım ya. O kadar söylemene gerek yok. Tamam, şuraya koydum. Evet, alçı malası. Bu arada arkadaşlar sağ tarafta istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Mesela burada mesela paspası seçebiliyorsunuz. Elektrikli süpürge varmış, onu seçebiliyorsunuz. Bu alçıyı sürmek için de alçı malası gerekiyormuş. Onu da bu şekilde otomatik eğer açmazsa siz kendiniz seçebiliyorsunuz. Evet, alçı almak için tıklıyoruz. Tamam. Ay Allah Allah, çok güzel. Tamam. Şimdi bu arkadaşın suratına geçiriyoruz. Tamam. Oo. Daha ne olsun ya. Zengin olduk ya. Vallahi çok güzel. Sevindim, iyi. Vallahi ilk günden siftahı iyi yaptık arkadaşlar. Allah bereket versin. Daha ne olsun. Evet. Yükleniyor. Duvarları boyamak için elbette boyaya ihtiyacın var. İş için gerekli olan rengi satın almak için ekranın sağ tarafındaki evet boyalar kısa yolunu kullanabilirsin diyor arkadaş. Şimdi maşallah evin her tarafı, koridorun her tarafı boyanacak herhalde. Tamam. Bir boyalar diyelim. Neler? Yine aynı şey. Tamam. Hangi renk yapalım? Sarı yapalım ya. Sarı olsun, sarı. Hem evi böyle şey yapsın, aydınlatsın böyle. Atsın böyle. Tamam. Kovayı yerleştiriyorum, sen merak etme. Şuraya yerleştirdim. Şimdi aynı mantık arkadaşlar. Yine sağ tarafta sekmeler çıkıyor. Oradan eğer otomatik çıkmazsa direkt buraya basıp ruloyu seçebiliyorsunuz. Şimdi herhalde ilk önce ruloyu boyamam lazım. Tamam. Şimdi duvara basıyorum. Tamam, çok güzel. Burası boyandı. Gel şöyle. Tamam. Şurayı da boyayalım. Eyvallah. Güzel. Oh. Daha fazla boya gerekli. Tamam, her seferinde şey yapacağız. Ha, çok iyi. Bir de azalıyor. Valla çok güzel ya. Bu mantığı oturtmaları şahsen çok tatlı olmuş. Güzel olmuş. Her boyayı böyle kullandığımız zaman ekstra işte fırçayı batırdığımızda boya böyle azalıyor böyle. Çok güzel oturtulmuş bir mantık. Hoş yani. Evet. Bunu da yapmış bulunduk. Şimdi burayı da yapalım. Boya bitiyor mu? Ne bereketli boyaymış ya, bitmedi. Tamam. Heh, şimdi bitti. Allah'ım. Evet, şimdi şöyle tekrar boyayı alalım. Fırçamıza. Sakin ol bir. Şöyle geçiyorum. Kapıyı niye açıyorsun buraya? Tamam. Şöyle boyama. Evet, buraları boyuyorum arkadaşlar. Ha gayret. Heh, bitti. Allah Allah. Evet. O boya bana yetsin, ha döverim size. Burada karlı bir iş yapıyoruz lütfen ya. Tamam, şunu da yaptık. Tamam, çok güzel. Şimdi zemini ve duvarları kaplamak için malzemelere ihtiyacın olacak diyor. Herhalde şimdi ne diyor? Salon belirtilen bölüme panel döşe. Tamam. Bu neresidir? Bu neresidir? Bu salonmuş arkadaşlar. Evet. Şimdi yer, yani zeminle alakalı bizden bir şey yapmamızı istiyor. Kaplama istiyor. Zemine kaplama istiyor şu anda. Evet. Şimdi bir kaplama seçelim o zaman. Döşeme paneli. Kaplamalar neler var? Evet. Neyse, buradan seçelim ya da şunu seçelim ya. Tamam. Şöyle bir la şöyle bir yap bakayım. Tamam, güzel. Böyle taş olsun ya. Taş evler fena durmuyor.
Evet. Yanlış şeyin altında kaldı. Oo, bir saniye, kabul etmedi ki. Panel düşe diyor değil mi? Pardon, pardon. Ben o zaman çok pardon. Panel döşe diyor. Bir de ekstra panellerden hangisini seçeceğimizi de yazmış da ben orayı kaçırmışım. Çok pardon. Mansart diyor mesela. Onu döşememizi istiyor. Çok pardon. Ben yanlış şey yapmışım. Orayı kaçırmışım daha doğrusu. Orayı okumamışım. Onun istediği şeyi şu anda yapmamızı istiyor. Tamam. Yani kafama göre şu anda bir şey yapamıyorum. Kendim seçemiyorum. Onun istediği türde bir paneli yerleştirmemi istiyor. Evet, şöyle bir yapalım. Baya bir eksi de aldık ha. Vallahi bize eksi yapıyor. Allah! Abi eksiye gidiyoruz ya. Allah cezanı vermesin ya. Neyse neyse, sağlık olsun, ne diyelim. Bir daha böyle bir hata yapmayız artık. Bu da artık bize ders olsun. Neyse, sorun değil. Ne diyor? Alet yükseltmesi mevcut. Seramik malası seviye. İyileştir. O da parayı da durmuyor. Tamam, neyse, sonra buna bakarız. Şimdi şu arkadaş şuradan da yap. Abi bu ne? Hep eksi 35 diyor. Sen oyuncum. Sorunların mı var? Tamam. Tamam. Lan paramı bitirdin lan. Umarım karşılığını verirsin ha. Döverim seni ha. Tamam, şunu da yaptım. Ne olacak? 4000 verdi. Neyse neyse hadi. Kâr etmek için bazı zararlarda da maalesef yaşayabiliyoruz. Bir de benim deneyimsizliğim vardı. Onun da maalesef bedelini ödedim bu evde. Neyse olsun, bu da kulağımıza küpe oldu artık. Bir dahaki sefere daha dikkatli bir şekilde okuyacağız yazıları. O anlamda iyi bir şey. Ne diyormuş bu? Yeni ofisinize hoş geldiniz. Lüks bir daire değil ama bir yerden başlamanız için böylesi gerekiyor. Söylemeyi unuttum. Temizlikçi bir ay önce içten çıkartıldı. Tipe bak ya. Evet, posta kutumuz da varmış sol tarafta. Orada da gelen siparişleri öğrenebiliyoruz. Temizlikçi de işten çıkarılmış. Maşallah. Biz tamirat tadilatçı mıyız yoksa temizlikçi miyiz belli değil. Neyse hadi. Temizleyelim. Yapacak bir şey yok. Madem ki temizlikçi işten çıkarılmış, biz onun işini de yapalım. Ama yani burada kim yaşamışsa maşallah. Tövbe yarabbim. Yaşamasaymış keşke burada. Bu ne abi? Duvarı yıkmışsın lan. Nasıl yaşamışsın burada? Tövbe yarabbim. Çöpünü de burada bırakmış. Yazık. Ayıp. Ha, şey yapacağız. Burayı kurutmak için paspasa ihtiyacımız var tabii ki de. Çöpü çıkarmak için normal el kullanıyoruz ama temizlik için paspası kullanmak zorundayız. Tamam. Aman Allah'ım. Vallahi buraları hani bir söz var ya, çöp götürüyor buralar. Hakikaten yani çok doğru bir söz. Gerçekten buraları çöp götürüyor ya. Burada yaşayan nasıl bir mahlukmuşsa bilmiyorum. Yani rezil etmiş evi, orası kesin. Bu ne? Paspas istiyor yine. Tamam. Temizle kardeşim. Vallahi temizliyoruz. Başkası kirletiyor, biz temizliyoruz. Oh ne hala. Bu nedir? Nedir o? Çöp müdür o? Bir saniye. Çöp müdür bu? Çöp gibi duruyor. Atmak için tıkla. Tamam, çöpmüş işte. Abi sen, başlayacağım sana ha. Çok yavaşsın ya. 2 saatte çöpe atıyor. Tamam, bu da tamam. Şimdi burayı temizleyelim arkadaşlar ya. Bu ne? Elleri seçecekmiş. Pencere temizlemek için. Maşallah. Evet, çok güzel. Evet, şu şekilde pencereyi temizliyoruz. Tamam. Tamamdır. Çok iyi. Pencereyi de temizledik. Güzel. Bu ne ya? İğrenç. Ne diyor? Paspas. Tamam. Örümcek ağlarını falan da yine paspasla temizliyoruz. Bu avizeyi temizleme şansın var mı kardeşim?
Aydınlatmayı değiştir. Bence aydınlatmayı değiştirmeden önce şu avizenin bir oradan sökülmesi lazım yani. Çünkü normal durmuyor. Neyse. Ofis kiri temizle. Hangi kir ya? Kir kaldı mı başka? Burası varmış. Tamam. Burası da tamam. Burası. Alet yükseltmesi falan filan diyor. Neyse onlara ben sonra bakacağım. Demek ki daha iyi bir performans sergilemesi için yükseltmeye ihtiyaç duyuyor arkadaş. Onu sağlarız. Neyse inşallah merak etmesin. Tamam. Şurayı da temizledik. Hala. Temizlik işi bitti. En azından sadece bu odada bitti. O da bir şeydir. Tamam. Sakin ol kardeşim. Ödüllerin için teşekkürler. Tamam. Ofis pencereleri temizle. Şimdi eller diyoruz şöyle. Hemen şuradan sileyim ben bunu. Tertemiz edelim arkadaşlar. Hop 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 hop. Temizle 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 temizle. Heh, tamam. Tamam. Pırıl pırıl oldu ya. Hey gidey. Tamam. Ne diyor? Duvarları alçıla. Burada bir kırık bir yer vardı. Muhtemelen burayı diyor. Daha fazla alçı gerekli. Alçı satın alacağız mecbur. Tamam. O yaptığım hatayı bir daha yapmayacağım. Yanlış şeyleri biliyorsunuz o. Zemini yanlış şeyle kaplamıştık sağ olsun. Evet şimdi şuradan şöyle alçımızı seçiyorum ve malamızın üzerine koydum. Şimdi gel gelelim. Alçıyı duvara sürelim. Tamam güzel. Banyo çöpü dışarı al. Tamam demek ki bu odada işimiz bitmiş. Pek işimiz bitti gibi durmuyor ama tövbe yarabbim. Bu nasıl bir masadır böyle ya? Abi iğrençsiniz ya. At çöpe gitsin bunu ya. Ne duruyorsun ya? Burada yemek mi yenir ya? Ölür lan insan burada mikroptan. Neyse. Banyo çöpü dışarı al diyor. Bu ne? Banyo mudur bu? Oğlum bu ne ya? Ben yanlış mı görüyorum bu tüp mü? Kardeşim bu ne? Banyoda tüpün ne işi var? Eski günlerinize geri mi döndünüz lan? Vallahi leğen de var. Herhalde bu tüple suyu ısıtıyor. Tövbe ya Rabbim ya. Leğende de yıkanıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ne abi ya? Abi o nasıl bir klozettir ya. Allah cezanı vermesin ya. İğrenç insanlarsınız ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Bu ne ya? Demiyorlar bir evi terk ediyoruz. Bari bir çöpümüzü alıp öyle gidelim. Tipe bak ya. Vallahi iğrençsiniz. Neyse. Mecbur temizlik işi bize kalmış. Yazık lan temizlikçiye de. Niye milletin pisliğini temizlesin? Gelen kişi hayret bir şey ya. Neyse hadi. Buraları temizleyelim bari. Abi şu tuvaleti gördükçe tövbe ya Rabbim. Bu ne abi ya? Arkadaşlar görüyor musunuz ya? İğrenç ya. Bu ne abi ya? Tövbe ya Rabbim ya. Hay Allah sizi ıslah etsin ya. Ne diyeyim ya? Cık cık cık. Ne biçim insanlar yaşamış burada? Tamam şimdi şunları da alalım. Lambaya kadar Allah'ım lamba bile siyah olmuş ya. Ne oluyor lan? Kal lan burada. Kim seni aldı? Ben çöpü alıyorum kardeşim. Çamaşır makinesini taşıttırıyor bana. Biz bu lambayı silebiliyor muyuz ya? Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Herhalde küflenmiş o. Silinse de geçmiyor. Ya öyle bir şey olsa gerek onun kiri. Ya, neyse. Şuradan da bir çöp var arkadaşlar. Şunu da bir alalım. Tamam, şunu da aldık. Taşımaya başlamak için. Şimdi taşımaya gerek yok. Bu ne? Vay arkadaş. Vay arkadaş. Buraları silebiliyor musun? Şöyle lavaboyu falan. Niye pencereyi silmek var da lavaboyu silmek yok ya? Herhalde şey olacak arkadaşlar muhtemelen. Bu bize komple klozet takımını falan filan hepsini baştan aldırtacak muhtemelen. Lavaboyu falan da baştan değiştirtecek. O yüzden herhalde silmiyoruz. Yani bunun başka bir açıklaması nasıl olur tartışılır. Neyse. Banyonun kirini temizledik. Her ne kadar iğrensek de birazcık temizlemeye çalıştık. Halen iğrenç görünüyor da gerçi. Neyse. Evet şimdi banyo kiri temizle. Buradan da görev listemize bakıyoruz. Banyo kiri temizle mi? Neresi kaldı ki başka? Dur bakayım bir. Ha şu şurası mı var? Allah'ım ya Rabbim ya. İğrenç. Küf tutmuş lan. Neyse şükür bu da tamam. Şimdi hepsi tamam. Tamam. Bizim maşallah bu bizim yaşama alanımız mı?
Bu bizim yaşam alanımızsa iğrenç. Gerçekten. Bunları da herhalde sonradan şey yapacağız ya. Yenilerini falan alırız ama şu anda para lazım da onu sonradan düşünürüz ya. Biraz daha parayı bir biriktirelim. Ondan sonra ayarlarız. Aceleye gerek yok derim. Evet. Evet arkadaşlar, valla bugün baya bir ev temizledik. Burası da bizim ofis artı yatak odamız herhalde. Allah'ım yarabbim. Burayı da temizledik. Birkaç kırık yeri vardı. Oraları tamir etmeye çalıştık. Ve bu şekilde oyuna başlamış olduk. Gelecek bölümde posta kutusuna gelen siparişlerle ilgileneceğiz arkadaşlar. Bunlarla uğraşacağız. O zaman o güne kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.